oyunların perde arkasında neler yaşandı göremediniz. Görseniz çok gülerdiniz dediğimiz görüntüler geliyor ekranlara. Oyunların perde arkaları. Arkadaşlar bu tarihi güne erkeklerle başlıyoruz. İlk mücadele Hasan ve Tur abi, buyurun. O ikisi gidecekti ya. Bilmeyeceğim, gel. İki kişi gidecekti. Arkadaşlar bu tarihi güne erkeklerle başlıyoruz. İlk mücadele Hasan ve Tur abi arasında, buyurun. Bilmeyeceğim, bir dur ya. Yavrum benim. 2-2 durum şimdi. Hakan Hasan'a karşı. Hadi Hasan, hadi Hasan. Esat marangozu hazırladı. Hazır. Hasan önde. Bir şey söyleyeyim. Ben böyle çok genç aldım ya. Baktım otobüs gibi. Önce... Evet. Ama niye öyle yaptın? Baktım çok çarpıyor her yere. Vitreye çarpmayayım diye. Gel sana. Evet. Gel sen. Ha, gel. Diyorsun ki işte Hasan öyle yapmadı, kırdı. Doğru. Hayır, çok çarpıyor. Ya, tamam. Ya. Ya. Ne olsun hem? Ünlüler 9, gönüller 7. Senden nefret ediyorum ya. Hayır sanırım. Çek. Bu ya, aferin. Bu ya. Bir dokunmazlık oyunu. Hepimiz mutluyuz. Niye belli değil. Herkesin bir sebebi var Hasan. Sana sebep bulamadık şu anda. Hasan da bizimle, sevdikleriyle beraber de şu anda çok mutlu. Helal. Doğukan önce başladı. Doğukan önce başladı. Üç tane kız burada deli gibi bağırıyor ya. Yanlış mıyım? Yanlışsın. İllaki gelecek. Sen çıkmadan vuruşacağız Hasan. Venedik yakın tarihte de sular altında kalacağı için çok 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 önemi var bizler için. Yakında kapanıyor mu? Kapanmıyor, sular altında kalacak. İşte Survivor. Bilmeyeceğim kazandı diye çok sevindi. Hayaller kurdu. Finaldeyim dedi ama olmadı. Rahat rahat geldi, rahat rahat kaybetti. Floyd, Trabi'ye karşı. Başla. Şu hiç olmazsa bu olsa daha iyi değil mi? Bu ne kral gibi? Ben bir anlamsız yüksekliğim ama. Abi komik oldum yani. Böyle duruyorum burada.
Evet, şimdi sözü İlmi Can'a vermek istiyorum. Çünkü hakikaten iz bırakmışsın yarışmalarda. Adada çok seni görmedik ama yarışmalarda varsın İlmi Can. Neler söyleyeceksin? Adada olabildiğince dinlenmeye çalışıyordum çünkü çok... Ne güzel. Yani kendi halimde biriydim. Hamakta, normal sahilde sürekli adanın keyfini çıkaran biriydim. Yarışmalarda da çok stresli bir ortam olduğu için her zaman bir espri yapalım, birbirimizi güldürelim. Hani o streste çıkmayalımın peşindeydik. Güzel de görüntüler çıkmış. Çok güldük. Ama evet, orada yaşadığım streste yani kimse bilemez. Sana açık konuşacağım. Şu anda çok rahat konuşabiliyorum bu konuda. Survivor All Star başladığı zaman, birinci gün itibariyle kendi aramızda konuştuğumuz zaman bizim finalist adayımız sendin. Yani Hilmi Cem finalistlerden biri olur. Acaba ikinci kim olur diye aramızda konuşuyorduk. Tabii ki çok değerli yarışmacılar var ve iki tanesi finalde olabilir. Hak ederek de geldiler. Onu kesinlikle yargılamıyorum ve eleştirmem mümkün değil ama senin de bir yerde bir hatalar yaptığını sen de düşünüyorsun herhalde, değil mi? Yani bu çünkü Survivor sırf yarışma performansı değil. Keşke hani biraz daha böyle seni görebilseydik Survivor'un içinde diye düşünüyorum ben. Haklısınız Acun Bey ama burası da Survivor All Star, her an her şey olabiliyor. Hani finalist olarak gözükebilirdim ama pişman değilim. Yok, pişman olmak için söylemedim bunu. Tabii ki sen busun, çok naturalsin, ona bir şey demiyorum. Ama güzel yattın adada yalnız. Yani, o da ayrı. Acun Bey, yani doğal olmaya çalışıyorum. Çok doğal. Çalışıyorum. Evet. Yani tabii ki her zaman söylüyorum sevgili seyirciler, Survivor All Star ne bir atletizm yarışması ya da ne bir güç yarışması. Bunlardan biri olsaydı zaten birinci bu yarışmada birinci dakika belli olurdu. En hızlı koşan ya da en güçlü olan kazanırdı. Survivor her zaman en az 5-6 etkenin bir arada olmasını gerektiren dünyanın en zor yarışması. Psikolojik savaş, fizyolojik savaş ve onun dışında da tabii ki birçok etken var. Hilmi Cem bence çok başarılı bir yarışmacı. Son ana kadar da geldi. Ben kendisini daha önce de söylemiştim. Çok severim ve çok görüştüğüm yarışmacılardan biri. Ben şaşırdım açıkçası. Daha önlerde olmasını bekliyordum Hilmi Cem'in. Nasıl ama kısmet? Ama kısmetliymiş. Yine de tebrik ediyoruz. Şimdi Hakan'la olayımıza geliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde anlatmam lazım Hakan. Çünkü vaktim çok az. Mustafa, vaktimiz var mı? Anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Hakan, anlatamıyorum. Daha iyi. Yok, anlatamıyormuşum. İlk bölümünü o zaman anlatayım, onu da anlatamıyorum. Ben bir şey anlatamıyorum sevgili seyirciler. O zaman siz anlatın. Yani ne yapalım? Peki, Hakan'la konumuza sonra geleceğiz. O zaman hemen seyrettiğimiz görüntülerde yine etkili olan isimlerden Nadia. How are you? Evet, Nadia, Yunanistan'a döndün. You went return to Greece. How was your family's reaction? They said that you did great, that you were really strong, that we love you, but you... stay here, don't go third time to survive again. Of course. You were upset about your father. Did you talk to him about that? Please tell me that you don't have a video about my father, right? No, I don't have it. Yeah. Yeah, he broke his leg, but now he's fine. Ha, did he? Babam çok seviyorum. Evet, Nadia'nın tabii ki babasına sistemleri vardı aile bağlantısında. Babasından yeterli daha doğrusu reaksiyon almadığı için bir sistemi vardı da onu merak ettim konuştu mu diye. O konuyu çözmüşler babasıyla. Ve Doğukan, hayatımda gördüğüm en net insanlardan birisin. Sana Berna soruyor, haksız mıyım diye. Haksızsın diyorsun değil mi orada? Yanlış, evet yanlış. Sen gerçekten, ben de seni iyi tanıyorum artık tabii, ikinci sezonu da bitirdik. Çok düz ve dobrasın. Böyle bir özelliğin var. Farkındasın değil mi sen de? Abi galiba biraz ondan kaybediyorum. Yok, kaybediyor olduğunu düşünmüyorum ben. Yani değişik bir tarz bu. Herkesin belli bir karakteri var. Ve senin karakterin de bu. Gayet normal buluyorum ben. Benim üzerimde diğer yarışmacı arkadaşlara göre başka bir baskı var. O da aileden gelen bir durum. Hani ben bir şey yaptığım zaman işte sosyal medyada özellikle baktığımda şunu da karşılaşıyorum. Hani ben bir bireyim tabii ki ama işte Doğukan oldu mu, babanın ismine yakıştı mı, Doğukan olmadı mı, babanın ismine yakışmadı. Yani bu tarz yorumlarla da karşılaşıyorum. Dolayısıyla ağzından çıkan bir kelimeyi ben 17 senedir 2 hatta 3 belki 4 kere düşünerek çıkartmak zorunda kalıyorum. Benim hayatımın en zor kısmı. Ama tabii ki ben bir bireyim. Hep şunu söylüyorum. Ben ne kabahat de olsa, güzel bir şey de olsa bu benim üzerime gelmeli diye düşünüyorum.
O yüzden doğrulukta ve doğru olmaya çalışmakta biraz... Peki. Özen göstermeye çalışıyorum.